Bu işe başladığım yıllarda internet yazarlar için fırsatlarla dolu bir dünya değildi. İnternetin her yere ulaşması utandıran TikTok paylaşımlarının yanında yeni fırsatları da avucumuza getirdi. Hobisi yazmak olan herkes artık gizli saklı bir kağıda karalamak yerine sesini duyurup bundan gelir dahi elde edebiliyor. Her şeyden önce bu bir yanıt videosu olacak. Daha önce yayınladığım metin yazarlığı videosunun altına gelen yorumlara ithafen nereden ve nasıl başlamalıyım sorularına pratik ve hemen uygulanabilir tekniklerle yanıt vermeye çalışacağım. Metin yazarlığına başlamak istiyorsanız bu videoyla sıfırdan bir bilgisayarın başına oturacak ve ilk ödemeye kadar giden yolculuğunuzda size yön gösterecek detay dolu bir başlangıç rehberi bulacaksınız. Yazmaya başlamak isteyen herkese verilen ilk tavsiye hemen yazmaya başlayın. Bu gerçekten güzel ve uygulaması pratik bir tavsiye olmasına rağmen ben buna pek katılmıyorum. Tam tersine sizden yazmayı ertelemenizi istiyorum. Çünkü profesyonel anlamda bu işi yapmak istiyorsanız yazmayı bırakıp okumaya başlamanızı tavsiye ediyorum. Hem de yazdığınızdan çok daha fazlasını okumanızı. Peki neyi okuyacağız diyenler için harika bir top 10 listesi hazırladım. Bu kitaplar size her sayfasında bir şey katmakla kalmayacak, profesyonel anlamda yazmaya kendinizi teknik ve moral olarak hazırlamanıza da yardımcı olacak. Okumakla ilgili kısmı hallettiğimize göre artık yazmaya başlamaya hazırız. Tabi biliyorum bu aşamada aklınızda birçok soru var ve video boyunca merak etmeyin, bunların hemen hepsine olabildiğince yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi yazmaya başlamadan önce birçok kişinin aklına gelen ilk soruya yanıt vermemiz gerekiyor. Nereye yazacağız? Bir de şu var, genellikle yazdığınız ilk içerikler en kötü içerikleriniz olacaktır ve yıllar geçtikçe bunları muhtemelen bir şekilde bulup imha etmek, özellikle internette yayınlamışsanız silinmesini isteyeceksinizdir. Onun için şimdilik biraz daha gizli kapaklı yöntemlerden başlayalım ve kendimizi biraz açık denizlerden uzakta tutalım istiyorum. Yazma eğilimini tıpkı vücudumuzdaki bir kas gibi düşünebiliriz. Ne kadar çok kullanırsak yazma kasımızı o kadar çok güçlendirebilir ve hem satış yapan hem de müşteriler kazandıran içerikler oluşturmaya başlayabiliriz. Eğer daha önce hiç denemediyseniz günde sadece 5 dakikada tutabileceğiniz bir günlük bu aşamada fazlasıyla işinizi görecektir. Şansa bakın ki onun hakkında da bir yıllık deneyimi anlattığım bir videoya hemen ekranın sağ üst köşesinden ulaşabiliyorsunuz. İkinci gizli kapaklı mecramız da mektup. Günlük tutmak tek başına yeterli gelmiyorsa biraz daha pratik yapmak için kendinize mektup yazabilirsiniz. Ha bu arada bu dünyadan kendine mektup yazmasıyla bilinen nice filozoflar, nice imparatorlar gelip geçmiş. Sakın oturup kendi kendime deli gibi mektup mu yazacağım diye düşünmeyin. Deneyin. Zihninizi kağıda dökmek hem sizi rahatlatacak hem de ilk ödemeye giden yolda en yakın arkadaşınız olacaktır. Tüm bunları geride bıraktık ve artık iş ciddiye binmeye hazır. Şimdi dış dünyaya kendimizi nasıl göstereceğiz ve ilk işimizi bulup nasıl ilk ödememizi alacağız, biraz da ondan bahsedelim. Aslında bunun tek bir yolu, tek bir yöntemi yok. Fakat burada hem kısa vadeli yöntemlerden hem de uzun vadeli yöntemlerden bahsedeceğiz. İlki kendi içerik kanallarınızı oluşturmak ve bunun için şu anda yapabileceğiniz en kolay şey kendinize ait bir blog açmak. Bloğunuzu sadece para kazanma hedefi için açmanız gerekmiyor. Kendi ilgi alanınızda hoşunuza giden şeyler yazabileceğiniz bir blog oluşturup buradaki içeriklerinizi dijital dünyayla paylaştığınızda insanların sizin yazılarınıza ne gibi tepkiler verebildiğini görme şansına sahip olacaksınız. 9 yıllık bloğum sayesinde sektörden birçok insanı tanıma şansı yakaladım. Hayal bile edemeyeceğim isimlerle veya markalarla çalışmayı başardım. Tavsiye güzel ama ben blog nedir bilmiyorum, onu nasıl açacağım hakkında da zaten hiçbir fikrim yok diyorsanız merak etmeyin. Çünkü sizin için hazırladığım bir başka içerik listesi bu sefer devreye giriyor. Her şeye temel adımlarla başlamak isteyenler için sıfırdan kendi bloglarını kurmalarına yardımcı olan 4 blog içeriğim var. Bu içeriklerin tamamına burakgoc.com üzerinden veya bu videonun açıklamasından kolayca ulaşabilirsiniz. Eğer uzun vadeli hedefleri biraz kenarda tutmak, hemen aksiyona geçmek ve yazdıklarınızı insanlarla buluşturmak istiyorsanız da daha kısa vadeli yayınlama yöntemlerine yönelmeniz gerekiyor.
Ya Medium gibi yazar topluluğu hazır olan platformlar üzerinde hemen içeriklerinizi üretip dijital dünyaya yayınlamaya başlayacaksınız. Ya da zaten belirli bir noktaya gelmiş olan platformlarda gönüllü yazar olarak içeriklerinizi insanlara ulaştırmaya çalışacaksınız. Şayet kendi blogunuzu kurmakla uğraşmak istemiyorsanız Medium'u tavsiye ederim. Çünkü hem güzel bir okuyucu kitlesi var hem de Medium'da yazdığınız içerikler Google arama motoru sayesinde gerçekten hedef kitleye daha kısa sürede ulaştırılabiliyor. Yok gönüllü yazarlığı seçecekseniz de tavsiyem zaten hali hazırda takip ettiğiniz ve yazmaktan keyif alacağınız platformları bulup bunlarla iletişime geçmeniz yönünde olacak. Elle tutulur şeyler yazıyor ve okurların gerçekten okumak isteyeceği, merak uyandıran içerikleri üretebiliyorsanız zaten gönüllü yazarlık olarak hangi platformun kapısını çalarsanız çalın hemen hepsi sizi kabul edecektir. Zira 10 senedir bu sektörün içerisindeyim ve emin olun kolay kolay hiçbir kaynak tamamen ayağına ücretsiz bir şekilde gelen bedava içerik fırsatını kaçırmak istemez. Gönüllü yazarlıkla başlamak istiyorsanız size tavsiyem yazmak istediğiniz platformların iletişim sayfalarını biraz kurcalayıp oradan ulaşabileceğiniz kişinin mail adresini almak ve bu mail adresine kendinizi denemek istediğinizi, içeriklerinizi internet dünyasıyla paylaşmak istediğinizi anlatan ve onlara içerik gönderdiğinizde bunu yayınlayıp yayınlayamayacaklarını soran gayet samimi ve kısa bir mail hazırlamak. Tamam, buraya kadar anlattıklarımızın hemen hepsi bebek adımlardı. Bir de bu işin bundan sonrası var. Artık yazıyoruz ve haliyle yazdıklarımızın paraya dönüşmesini istiyoruz. Merak etmeyin, yazdıklarınızın paraya dönüşmesi için yapmanız gerekenler de yazmaya başlarken yapmanız gerekenler kadar basit. İlk tavsiyem, henüz bir LinkedIn hesabınız yoksa kendinize kesinlikle en kısa sürede bir LinkedIn hesabı edin. Ardından içerik yazarlığı, metin yazarlığı gibi bölümler için yetiştirilmek üzere veya stajyer başlığı adı altında oluşturulan ilanlara başvurun. Tabii bu sadece giriş fikri. Gerçek bir iş edinmek için çakralarınızı açık tutun. Elinizden geldiğince araştırmanızı diğer iş bulma sitelerine yöneltmeyi de unutmayın. Mesela yazabileceğiniz alanda ve kendinizi gerçekten, içeriklerinizin gerçekten başarılı olduğunu düşündüğünüz alanda yayın yapan internet sitelerine ufak bir mail atıp çok uygun fiyatlarla yazdığınız içerikleri satın alıp almamakla ilgilendiklerini sorabilirsiniz. Bunu yaparken de fiyatta esnek olduğunuzu belirtirseniz olumlu şekilde yanıt alma şansınızı en az 2 kat arttırmış olacaksınız. Buradan eliniz boş dönün veya dönmeyin, bir sonraki adımda bahsedeceğim ipucuyla mutlaka ilk ödeme getiren işinizi almayı başaracaksınız. Şimdi malum her şirket kendi bünyesinde bir içerik üreticisi veya bir metin yazarı istihdam etmiyor. Ve genellikle birçok şirket bu işi tek seferlik anlaşmalar, tek seferlik sözleşmelerle hallediyor. Eğer siz de bu işverenlerle alanların bir arada olduğu platformlarda yer alır ve olabildiğince aktif şekilde hem kendinizi hem yeteneklerinizi gösterirsiniz, çoğu zaman müşterilerin sizi bulduğu bir modelle de metin yazarlığı kariyerinizi başlatabilirsiniz. Sizin için şu an Türkiye'de tercih edilebilecek freelancer pazar yerlerinin bir listesini çıkardım. Bunlar arasında direkt pazar yeri platformları da var, online ticaret forumları da var. Videoya duyulan ihtiyaç devam ettikçe bu listeyi açıklama bölümünden sürekli olarak güncel tutmaya çalışacağım. Buraya kadar anlattıklarımızda bilmeniz gereken hemen her şeye değindik. Unutmayın ki bunların hepsi tamamıyla metin yazarlığına başlamak isteyen biri için fikir verme amacıyla hazırlandı. Sizin tercih edeceğiniz yol burada benim bahsettiklerimden bambaşka olabilir. Her koşulda eğer yolun başındaysanız ve metin yazarak hayatınızı sürdürmek, metin yazarlığı, reklam yazarlığı gibi alanlarda bir kariyer hedefiniz varsa eminim bu videodan birçok faydalı şey öğrenmiş olarak ayrılmış olacaksınızdır. Ve elbette her zamanki gibi eğer varsa bu içerikle ilgili olarak aklınızda oluşan soruları yanıtlamak için yorumlar alanında sizi bekliyor olacağım. Bu seferlik bu kadar ve bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.